Sözleşme imzalama aşamasında ibraz edilecek belgeler, birinci il, ilçe nüfus müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydı ve adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan il sınırları içerisinde bir, bir yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge, şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri kategorisinde başvuranlar 3-3 yıl ikamet ettiğini kanıtlayacak belgeyi ibraz edecektir. İkinci birinci kategori şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri hariç olmak üzere diğer üç kategoriden hak sahibi olarak belirlenen vatandaşlar, il ilçe tapu sicil müdürlüğünden başvuru sahibinin, kendisine, eşine ve veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı, kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun, tarla, bağ, bahçe, köy evi ve iş yeri hariç bulunmadığına dair belgeyi ilan tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır. Kanıtlayamayanların hakları iptal edilecektir. Üçüncü hane halkı gelirinin en fazla net 4500 olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri bu tutar her yıl değişmektedir başvuru da yapılan gelir miktarı baz alınacaktır başvuru sahibi evli ise kendisi ve eşinden çalışan varsa kendisinin ve eşinin ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler, tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordroları, maaş belgeleri ve benzeri başvuru sahibi veya eşinden herhangi biri çalışmıyorsa sosyal güvenlik kurumundan çalışmadığına dair belgeleri başvuru sahibi emekli ise sosyal güvenlik kurumundan alınan maaş dökümü veya emekli maaşının yatırıldığı banka hesap ekstresi gerekli görüldüğünde ek belge istenebilecektir. Birinci kategoride evrak ibraz ederek hak sahibi olanlardan toplu konut fonundan şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerine açılacak faizsiz konut kredisinden yararlanmak istenmesi durumunda sözleşme imzalama işlemleri, aracı bankanın Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası AŞ olması halinde ilan edilen tarihler arasında kura ile belirlenen konuta ilişkin konut tahsis belgesini ilgili banka şubesinden temin edecektir. Hak sahibine ilişkin bilgiler ile konut tahsis belgesi, ilgili Temerküz Banka Şubesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne ulaştırılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, hak sahibine ilişkin kredi talebini Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na iletecek ve açılacak olan kredi tutarı konut bedelinden mahsup edilecektir. Bakiye borç kalması durumunda satış sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır. Ancak seçilen konutun bedelinin kredi tutarından düşük olması durumunda satış bedeli dışında kalan masraflar ve vergiler dikkate alınarak kredi ödemesi yapılır ve bu miktar kredi tutarını geçemez. Aracı bankanın Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. dışında başka bir banka olması halinde ilan edilen tarihler arasında ilgili banka şubesinden alacakları konut tahsis belgesi ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. şubesine başvuracaktır. Başvurular Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. şubesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. bireysel krediler daire başkanlığına iletilecektir. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. tarafından idaremizden talep edilen kredi tutarları konut satışına aracılık eden banka şubesinde hak sahipleri adına açılan hesaba aktarılacaktır aktarılacak olan kredi tutarı konut bedelinden mahsup edilir. Bakiye borç kalması durumunda satış sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır. Ancak seçilen konutun bedelinin kredi tutarından düşük olması durumunda satış bedeli dışında kalan masraflar ve vergiler dikkate alınarak kredi ödemesi yapılır ve bu miktar kredi tutarını geçemez evrak ibraz ederek hak sahibi olan ve toplu konut fonundan şehit ailelerine, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerine açılacak faizsiz konut kredisini kullanmaksızın birinci kategoride sözleşme imzalanmak istenmesi durumunda sözleşme imzalama işlemleri, idaremizce ilan edilecek tarihler arasında, kura ile belirlenen konuta ilişkin peşinat bedelini yatırarak sözleşme imzalayacaklardır. Söz konusu kişilere bu satış kampanyasından bir defaya mahsus olmak üzere konut satışı yapılacaktır. Konutlar, %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır oturma koşulu ve devir işlemleri alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir. Ayrıca sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi